Doğum olarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetiminin bu kulüplere hizmet etmek için burada olduğunu daha önce de belirtmiştik. Tabii ki Sayın Valimizin emriyle İl Özgürlük İdaresi'ne ve Gençlik Spor Bakanlığı'na gelen malzemelerin birçok yaramızı kapattığı gibi açıkta kalanları da belediye başkanlarımıza rica edip bu malzeme konusunda takımlarımıza faydalı olmak için mücadele veriyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçtiğimiz hafta Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Karadeniz Areli Belediye Başkanı Halil Pospu'yu ziyaret ederek kulüplere yardım konularını görüştü. Alan ve Pospu'ya teşekkür eden Kemal Demir şunları söyledi. İlk etapta Zonguldak Belediye Başkanımıza 21 tane kulübümüze malzeme yardımı sözünü aldık ki işlemler başladı. Onun akabinde Ereğli Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. O da 500 bin TL civarında bir malzeme yardım yapacağını söyledi. Ama bunların yanında madem röportaja geldik, içimdeki ve kulüplerimizin çok ihtiyacı olan tesisler ve statlar konusunda, yani Ereğli'deki 33 takıma bir tane stadın yetmediğini, oradaki parti il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı ziyaret ettik, dile getirdik, belediye başkanımıza söyledik. Peki bunun çıkar yolunu Erdemir, Oyak, yani işletmesini yaptığı sanırım böyle. Onların bir izin verip büyüklerimizin birinde sahip çıkıp bu tesisin amatörlere kazandırılması için uğraşıyoruz. Özellikle Ereğli bölgesinde 33 kulübün olduğu, maçlara oynanacak saha sıkıntısı çektiklerini belirten Demir, bölgeye yeni bir saha yapılması gerektiğini söyledi. Tabii ki tesisler olmaydı, soyunup giyinme yerleri olmaydı. Statlar da olmayınca zaten ülke olarak, dünya olarak, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemin içinde amatör kulüpleri, yani çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi kahve köşelerden, sokaklardan, esrardan, eroinden, kötü alışkanlıklardan kurtaran amatör kulüpleri de bu kadar da görmemezlikten gelindiği zaman sonucunun vahim olacağını düşünüyorum. Ve ben haykırıyorum. Gerçekten ilimizin önde gelen insanlarını bu işe el atmalarını istiyorum. Biz sessiz kalmamız, olaylara sessiz bakışımız bir yere kadar olacak. Tabii ki bu sonunda gereken yere gidip, biz de bu görevi yapamıyorsak gereken yere gidip diyoruz ki biz bu işi yapamıyoruz, biz bırakır gideriz. Ama şunu da söylüyorum, yapamayan arkadaşlar da var. Onlar da yapamayacaksalar, onlar da getirsinler, bıraksınlar, başka yerlere gitsinler. Çünkü bu çocuklar bizim, bu çocuklar Zonguldak'ımızın, Türkiye'mizin geleceği. Lütfen sahip çıkalım.